Şu an Beşiktaş'ın spor kulübündesin. Transfer nasıl oldu? Takım nasıl gidiyor derken Odin pisliğini yap. Helal olsun. Çek. Vurdum. Ya. Vurdum. Bugün ofisimize bir e-sporcuyu davet ettik ve onunla çılgınlar gibi Valorant kapışacağız. Ancak ortada bir fark var arkadaşlar. Bu oyuncu koltuğu yaklaşık 600 TL. Kendisini bu koltuğa oturtacağız. Ancak 600 TL'yi 50 ile çarpın ve bu 30.000 TL olan koltukta da ben oturacağım. Bakalım iyi ekipman mı kazanacak yoksa iyi bilek mi kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Yavaştan kendisini buraya doğru çağıracağız şimdi. Şimdi arkadaşlar önümde bir oyuncu koltuğu var. X-Drive Bayraktar modeli. Valorant oynayacağım. Valorant'ı tek başıma oynayamam. Kendime bir rakip aradım. Sonunda dişime uygun birini buldum galiba. Dişime uygun. Tamam, özür dilerim. Yanımda Gökay Namıdeğer. Tekvan var arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Kapışacağım ben de. Yani ben sen kapışabileceğimi çok ciddi zannetmiyorum olma, ben abi. Olabileceğim en ciddi oynayışı yapacağım. Sen çok ciddi olmasan tamam. Da olur. Böyle tek parmağınla falan da oynasan olur. Tamam. Şimdi challenge'ımız şu arkadaşlar. Benim altımda 30.000 liralık bir oyuncu koltuğu var. Hatta üstümde, her yerimde. Önümde 144 Hz'lik güzel bir monitör var. İşte klavye, mouse'um düzgün, bilgisayarım düzgün. Gökay'a da mouse bizim ofiste arkadaşlar abi. Böyle çekmecede kalmış çok enteresan bir mouse bulduk. Klavyesi falan orada, monitörü 60 Hz olması lazım. 60 FPS kilitledik onun oyununu. Öyle kapışacağız. Şartlar çok fazla eşit değil ama o çok iyi oynadığı için muhtemelen beni çok rahat geçecektir. Bakalım ekipman mı abi, aim mi? Onu göreceğiz. Bu arada oyun boyunca ben sana sorular hazırladım. Sor abi. Seni biraz terletmeyeceğim de oyalamaya çalış. Profesyonel e-sporcuyla ilk defa hayatımda maç yapacağım. Allah'ım sen koru. Ama şöyle bir şey var. Ben de uzun zamandır gerçekten hani mousepadsiz mouse kullanıyorum. Ben jet aldım. Ben de solo oynayayım bari. Oyun yükleniyor. Ben sana ilk sorumu sorayım da biraz şaşırmaya başla. Valorant'a nasıl başladın Gökhan? Hatta oyun oynamaya nasıl başladın? Ultimate Online'la başladık. Daha sonrasında Knight Online, Dota, CS, Valorant. Şu anda Valorant'ta devam ediyoruz abi. Şu an Beşiktaş spor kulübündesin. Transfer nasıl oldu? Takım nasıl gidiyor derken Odin pisliğini yap. Beşiktaş şu şekilde oldu. Hani ben öncesinde zaten sürekli olarak şey söylüyordum. Hani Avrupa'da oynamayı düşünüyorum. Hani Avrupa'da oynayacağım falan gibisinden. Daha sonrasında da çevremdeki insanlarda çok fazla Beşiktaşlı var. Böyle bir teklif gelince ben de heyecanlandım açıkçası. Ve direkt Beşiktaş'ın kabul ettim. Geldim abi. Ya oğlum böyle oynanmaz bu oyun ya. Haksız rekabet. Günde kaç saat antrenman yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gerçekten çünkü yayınlarda sürekli pırak kelimesi geçiyor. Sürekli pratik yapıyor. Kaç saatini alıyor? Kaç saat oynanıyor? Abi takım olarak şu anda 4 saat antrenman yapıyoruz. Ben ama bireysel olarak da bir günde 2 saat antrenmanımı yapıyorum. Bu arada abi sen bana okmak atıyorsun. Adam ulti açtı ya. Abi al. Sen de drone açıyorsun. Al bunu. Geliyor, gelme. Bunu antrenmandan saymıyoruz değil mi? Bu benim günlük şu an bireysel antrenmanım. Eyvah. Ne yapıyorsun harbiden? Bir e-sporcu bir gün boyunca ne yapıyorsun? Ben normalde uyandığım zaman benim oynadığım eğim geliştirici uygulamalar var. Eğim lab falan filan. Evet, eğim lab, Kovac. Ben Kovac kullanıyorum. Tamam. Kovac'ta günde 1 saat minimum zaman geçirmeye özen gösteriyorum açıkçası. Çünkü gerçekten faydası var. Hani bu oyunu ne kadar çok oynarsan bu oyunu o kadar iyi oynuyorsun abi. Hani kim ne derse desin. Yaştan bağımsız mı? Evet, yaştan bağımsız. Bence bağımlı ya. Ben de çok oynuyorum da hiç olmuyor öyle şey. Yok abi, bir oyunu ne kadar çok oynarsan oyunu iyi oynuyorsun yani. Bu bir gerçek. Vurdum. Ya. Vurdum. Sağ olun, teşekkürler. Gökay şunu da merak ediyorum. Biz e-sporcu olarak bir aile geçindirebilir miyiz? Yani oynadığınız takıma göre ve ek gelir olmazsa açıkçası sadece kendinize bakabilirsiniz şu anda şu seviyede. Hani Avrupa'da oynamadığınız sürece Türkiye'de asgari ücret. Sonrası ne oluyor? Sonuçta bu işi 50 yaşına kadar yapamayacaksın. Tabii ki de. Nereye dönüyor devran? Ya koçluğa yöneliyor insanlar. Ya analistliğe yöneliyorlar. Ya da hani yorumculuğa biraz daha böyle hani e-sporun içerisine doğru yöneliyorlar. Gençlere mi öyle? Yeni başlayacak arkadaşlarımız, takipçilerimiz var. Var mı bir tavsiye? Bizim bir Turkish Pro adında bir ligimiz var. Türk oyuncu topluluğu bu. Helal olsun. Ligimiz var abi. Turkish Pro liginde insanlar birbirleriyle hani Türk oyuncular katılabiliyor bu lige. Türk Sinet'le beraber. Evet, Sinet'le beraber aynen. Oluşturduğumuz bir lig. Şimdi bu ligde insanlar kendilerini gösterebilirler. Oradan daha sonrasında profesyonel takımlara bir kapı açılabilir. Çünkü ligde sürekli kendi seviyende ve senden daha yüksek seviyelerde oyuncularla oynadığın için kendi gelişimin açısından da çok daha iyi oluyor abi. Çünkü bir oyunu iyi oynamak istiyorsan senden daha iyi oyuncularla oynaman gerekiyor. Peki e-spor kulübüne nasıl gireceğiz? Abi e-spor kulübüne girmek istiyorsan öncesinde bir başarı elde etmen gerekiyor. Ya da en kötü kendini bir yerde kanıtlaman gerekiyor yani. Hani turnuvalarda olsun ya da dereceli sistemde olsun. Fena değilim lan. Gökhan sana acımış abi. Biraz acıdı. Bir de şimdi karşıya geçtiği için acıma çok değil abi, mouse dönmüyor vallahi. Çok daha kolay olacak işte. O zaman o koltuğu değiştirsene acı. 90 model falan. O fazla geldi. Dur bir ayakta deneyelim abi. Ayakta deneyelim. Aynen böyle. Abi senin pozisyon bu ya. Abi ne yapıyorsunuz? Yeter, o kadar da dalga geçmeyin ya. Başlayalım abi.
Nasıl vurduğunu oğlum, ben gördüm ya. Ben şu sandalye açasım gelmedi, açık söyleyeyim yani. Hani diyorsan ben yönlendireyim, sen hadi şey bir de öyle deneyelim. Abi, deneyelim. Belki olur. O zaman sen otur oraya istiyorsan komple, bir de öyle oynayalım. Abi, sen otur, ben mouse'u kullanayım abi. Abi yok, ben sağ sol yapayım yeter zaten. Bir de mouse'u bırakıp deneyeyim bakalım ne olacak. Kolay gelsin. Ben sandalye vereyim sana istiyorsan. Tabii bir de onunla deneyelim. Evet, bir de onunla deneyelim. Gerçekten oğlum adam koltuk fark ettiriyor bana. Bacak arasına geçirip vurdu yani. Sandalyeyle mi vurunca? Daha nefes alırken... Oo, bu daha rahat. Nefes mi oldu? Oğlum adamın ultisini açtırdınız. Ben bu arada oyuncu yani. Çorabımı falan da giydim. Oyuncu çorabı mı? Evet. Oyuncu çorabı neymiş lan? Getirin inceleyelim. Merak ettim. Ne oluyor? Varis çorabı gibi bir şey mi? Evet abi, oyuncu çorabı. Ayağını ne kadar sıcak tutarsan eğimin de o kadar sıcak oluyor abi. Hayda. O zaman sana kapanışta son soruyu soruyorum. Tabii abi. O kadar oynadık. Ekipmanın önemi nedir bu meselede? Abi ekipmanı görüyorsun. 12-11 mesela. 144 Hz monitör şart mesela. Abi 144 zaten minimum olarak şart. Şimdi şöyle düşün abi. Bir seviyeye kadar geldikten sonra karşındaki oyuncuların hepsinde neredeyse 240 Hz, 144 Hz. Yani mouse'ları son seviye, klavyeleri son seviye, internetleri son seviye. Hani bu adamların hepsinde bu şeyler olduğu için. Allah. Allah. Kaybettik. Neyse. Ya dostluk kazansın. Dostluk kazansın. Ekipman abi. Diyordun. Evet. Abi ekipman şimdi bir seviyeden sonra karşındaki oyuncular da 240 Hz monitör, ne bileyim 360 Hz monitör olduğu için hani 60 Hz bir monitörle bu adamlara karşı çok fazla bir şey yapamazsın. Bir de bu işte mousepad dahi çok önemli. Tabii ki de. Aynen. Ben bir mousepad alıyorum mesela 500 lira. Hani mouse'tan daha pahalı geri geliyor bana. Klavyeler aynı şekilde. Switch'leri bile çok önemli yani. Bastığın andaki o reaksiyon süresi bile çok önemli yani. Hepsi aslında birbirini tamamlıyor ki evet. Burada bir de internetin kötüyse iyice. Evet. Bitti iş. Gökay için çok teşekkür ederiz. Geldiğin için de çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar Tekvan'ı uğurladım. Şöyle sizleri görmek için de koltuğu birazcık açıyorum. Maalesef sonu hazin bitti ama yapacak bir şey yok. Adam günün sonunda e-sporcu. Yani beni yenmesi kadar doğal bir şey yoktu. Demek ki iyi oynayan adama ekipman da fark etmiyormuş. Bu videodan da bu dersi çıkarmış olduk hep birlikte. Bu arada X-Drive Bayraktar'ın incelemesini WebTekno Plus kanalımızda da yayınladık. Oradan gidip izleyebilirsiniz. O zaman bize de ne kalır arkadaşlar? Videoyu kapatmak kalır diyelim. Yanımda duran diğer bağlantılardan bambaşka içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Ortada da bir abone olma düğmemiz var. Ona basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamı gelsin istiyorsanız da şurada bir like butonu var. Ona basmayı unutmayın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben yerime kapanıyorum. Görüşürüz.